Tülin Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nana Hanım siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi çalışma ve faaliyetlerinizden bahsedeceğiz ama çok kısa şöyle buranın bir hikayesini alalım. Nana Hanım sizden alalım o hikayeyi de. Tabii ki. Daha sonra sizden de çalışmalardan devam edelim. Buyurun. Evet. Tülin hocamla 4 sene önce tanıştık. Önce hocamdı. Yani skolyozum ve boyun fıtığımdan dolayı evet, rahatsızlıklarım vardı ve pilatese başladım. Başladım ve hiç bırakmadım. Yani hayatımın yani merkezlerinden bir tanesi oldu. Daha sonra Tülin hocamla başladığım yolda devam ederek işte bunların eğitimlerini aldım. Aynı zamanda eczacıyım. Zaten belirli bir altyapı, anatomi mevcut olduğu için, çok sevdiğimde için Tülin hocamla ısrarla böyle bir yer açmaya karar verdik. Evet. Ve Ekim'den beri faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz büyük, her ne kadar. Peki, hedefi alacağım. O bölüme evet, de geçeceğiz. Bir çok kısa Tülin Hanım'a da geçelim. Buradaki biraz faaliyetlerinizden bahsedelim. Siz bir üye sistemiyle hareket ediyorsunuz. Anladığım evet, kadarıyla nasıl bir işleyiş var burada? Çeşitli aletler var. Biraz onlardan bahsedelim. Şöyle genel hatlarıyla buranın bir bilgilerini alalım sizden. Her türlü ekipmanımız mevcut. Reformer, MET, Cadillac, trapez, spine connector, barrel, chair hepsiyle ders boyunca evet, bütün ekipmanları kullanıyoruz. Evet. Makineler aynı anda kapanıp MET olabiliyor. MET ile başlıyoruz, reformer, Cadillac ve sonra trapezle sonlandırarak dersi tamamlıyoruz. Bu pilates şekilde de var sizde. Evet, zaten pilates yapıyoruz. Evet, peki. Zaman kadro 2 kişi miyiz, var mı yardımcı hocalarımızla? 4 kişiyiz. 2 de hocamız var. Evet. Peki üye sistemiyle ilerliyor burada. Evet, üye sistemiyle. Belli bir saat aralıklarında mı, belli günlerde mi çalışmalar yürüyor burada? 6 gün çalışıyoruz. Pazartesi, cumartesi. Hı-hı. Sabah 8, akşam 10. Evet. Bu şekilde. Kapanış. Peki şekilde, bay ve bayanlara hitap ediyorsunuz. Tabii. Evet. Bu şekilde. Peki, şimdi buraya gelen insanlar tabii sağlıklı bir beden, sağlıklı bir vücut için çeşitli sizden destekler alıyorlar. Siz onlara sürekli bunları anlatıyor musunuz? Belli bir çizelgeler üzerinden mi hareket ediyorsunuz? Pilates, sağlıklı omurganın her yöne hareket ettirilmesiyle alakalı. Yani eğer omurga her yöne hareket edebiliyor ise, evet, o zaman sağlıklı duruşlar, evet, işte sağlıklı insanları göreceksiniz. Genelde günümüzde duruş bozuklukları ile geliyor herkes. Nedir? Kipos, skolyoz, lordoz ve birçok rahatsızlıklar bununla birlikte, bel fıtığı, boyun fıtığı. Yani açıkçası normal biri gelmiyor. Genelde herkes birden olan var. evet. Bu tür rahatsızlıklar var ve bunların gelişimlerini görmek ve bizimle ilerlemeleri bizi çok umutlandırıyor, mutlu evet, ediyor. Evet. Bu gelişimleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Peki şimdi burası butik bir işletme tabii. Burası evet, size büyük ihtimal yetmeyecek. Hemen orada size döneyim ben. Ne evet, planlıyorsunuz hedeflerinizden? Yetmemeye başladı. Yani hedefimiz aslında biraz ben herhalde daha yüksek ya da hani farklı şeyler hayal ediyorum. Hı-hı. Yani bir yaşam merkezi gibi bir şey düşünüyorum. Hı-hı. Aslında ileriki zamanda yani bahçede pilatesimizi, yogamızı yapacağımız, masajımızı alacağımız, işte saunamıza girebileceğimiz, cilt bakımımızı yapabileceğimiz ama daha çok böyle bedene yönelik ve sağlığa yönelik, beslenme de aynı zamanda. Hepsi bir arada bir spor kompleksi diyebilir miyiz? Düşünüyoruz. Niye olmasın? İnşallah. Olmayacak bir şey değil aslında. Güzel bir yola çıkmışsınız. Evet. İnsanlara da çok güzel profesyonel evet, bir hizmet sunuyorsunuz. Bunu da geliştirip büyütmek gayet evet, doğal hakkınız zaten. Peki Tülin Hanım, siz şimdi tabii bunları buraya kazandırdınız ama bunlarla ilgili daha da böyle aletler, çeşitli farklı destekler olacak mı? Bir şeyler de ekleyeceğiz mi yine stüdyomuza? Tabii ki ekleyeceğiz. Onun için biraz daha zaman var ama burası bizim için ancak hani kapasite bu kadar, daha fazlası da almıyor. Tabii ki büyüdüğümüz zaman daha da çeşitlilik bunlar da olacak, olacak. Siz eğitiminizi nerede aldınız? Türkiye Jimnastik Federasyonu Art Pilates Sistem'de eğitimlerimi tamamladım. Evet. Ve birlikte hocamla aynı şekilde. ve burayı açtık. Ama evet, tabii ki evet, en büyük etken hocam oldu. Evet, tabii destek önemli. Kesinlikle. Hani bugün varsak gerçekten Nalan hocayla bu şekilde evet, başladık. Biraz zorlamayla ama hocam iyi hocam. İyi ki birlikte yapmışız evet, bu işi. İyi ki de yapmışız. Peki. Çok şimdi üzülüyoruz. Biz normal yaşantımızda
zaten yaşadığımız birçok sıkıntılar var. Vücut, bedende çeşitli kaymalar, sıkıntılar, bunlar size çok geliyordur mutlaka. Tabii. Günlük yaşantımızda neye dikkat etmemiz gerekir? Aslında siz bu konuda da biraz bilgilisiniz. Açıkçası şöyle söylemek gerekirse ben bel fıtığı hastasıydım. 13 yıl çektim. Ve ben yıllarca spor yapmama rağmen işte yanlış bir eğilme, işte tabii ki çok fazla yıpranmalar neticesinde bel fıtığı ortaya çıktı. Evet. Tabii ki bununla baş edemedim 12-13 yıl. Kısıntılı da olsa yine spora devam ettim. Fakat hani ciddi bir şekilde nasıl yapabilirim? Evet. Ve ben bu ağrılardan nasıl kurtulabilirim? Çünkü senede 3 kez fizik tedavi almak gerçekten benim için yıpratıcıydı. Bu sinirleri de tabii ki yıpratıyor. Bu sebeple bir spor merkezinde başladım. Bir ayın sonunda Pilates'ten sonuç aldım. Evet. Ben buna devam ettikçe rahatladı ve o 5 senedir herhangi bir sıkıntım kalmadı. Evet, size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu güzel butik işletmenizi inşallah daha güzel noktalara taşırsınız beraber. El birliğiyle o büyük ailenizle umut birlikte ediyorum. Diyelim. İnşallah hedefimiz bu. İnşallah diyelim. Peki, görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Farklı bir çalışmanızda. Sağ çok evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.